Valide Sultanım. Bir prensesimiz eksikti. Neymiş mesele öğrenebildiniz mi? Sual ettim. Fakat kimse bilmiyor sultanım. Bakalım altından ne çıkacak. Hayırlısı. Amin. Geveran sultanımız nasıllar? Az evvel yanındaydım. Keder içinde. Kocasının hakiki yüzünü bir bilse. Topal Paşa sırlarıyla birlikte öldü. Ama arkasındaki hainler çoktan yeni bir isyan için harekete geçmişlerdir. Öyle. Hünkar oğlum nasıl bir ateşe harladığının farkında değil Halil Paşa. Derhal müdahale etmemiz şart. Merak buyurmayın sultanım. Paşalar gereğini yapar. İlaveten siz başımızda oldukça sırtımız yere gelmez evvelallah. Bayram Paşa, Mehmet Paşa, yeni vazifeleriniz, makamlarınız hayırlı uğurlu olsun. Sizin gibi akıllı, tecrübeli devlet adamları kolay yetişmiyor. Sağ olun Valide Sultanım. Sağ olun Sultanım. Padişah oğlum en doğru kararları verdi şüphesiz. Lakin muhtemel neticelerini düşünüp tedbir almak bizlere düşer. Hakkı haliniz var Sultanım. Padişah efendimiz dizginleri ele almak istiyorlar. Paşam. Saltanat naibesi olarak bütün mesuliyet yine Valide Sultanımızda olacak. Bizlerin vaziyetinde değişen bir şey yok. Son nefesimize kadar sultanımızın hizmetindeyiz. İnşallah. İnşallah. Yarın imarethanede sipahilerle bir buluşma tertip edin. Bu meseleyi bizzat ben halledeceğim. Valide Sultanım, hoş geldiniz. Hoş buldum Halil Paşa. Ağlar geldi size böyle. Valide Sultanım, iki ay geçti. Lakin Sultan Murat Han bize vaat edilen makamları hala vermediler. Hünkârımıza defalarca ricalarımızı, dertlerimizi duyurmaya çalıştık. Bizi görmezden geliyorlar. Bu işin sonu kötü. Ağalar, saltanat naibesi olarak kararları ben veririm. Elbet istediğiniz makamlar tevcih edilecek. Lakin sabırlı olup bekleyeceksiniz. Sabır taşımız çatladı. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Kes sesini bile gafil! Kimin huzurunda olduğunu unutma! Yeter! Münakaşa ile yeterince vakit kaybettik. Artık sükuneti sağlamanın vakti. İstediğinizi vereceğim. Buna rağmen hanedanıma, devletime bir kez daha isyan edecek olursanız öyle bir tufan kopartırım ki dünyayı başınıza yıkarım.
Murat Osman. Güzel sultanım bizi oyalamadığı ne malum? Ya Sultan Murat kabul etmezse? Saltanat naibesi olarak söz verdi. Hele bir istediklerimiz yerine getirilmez. İşte o zaman Sultan Murat'ı tahttan indirir, yerine de Şehzade Bayezid'i getiririz. Emriniz üzere Kösem Sultanımızı takip ediyorum. Bugün vakıftaki dairelerinde Cadı Osman ve diğer asi sipahi ağalarını kabul ettiler. Ne konuştular Kemankeş? Olduğu gibi söyle. İçeriği dinleme imkanı bulamadım. Fakat ağalar çıkarken takip ettim. Valide Sultanımız makamların tevcih edileceğine dair söz vermiş. Eğer sözünü tutmazsa, haşa, sizi tahttan indirip kardeşiniz Şehzade Bayezid'i çıkaracaklarmış. Bizzat ikaz ettim. Benden habersiz bir işe kalkışmayın dedim. Lakin belliydi böyle olacağı. Hünkârım, Valide Sultanımızın iyi niyetinden şüphem yok. Her daim olduğu gibi sizi korumaya çalışıyordur. Kararlarımı hiçe sayarak mı koruyorlar? Şu hale bak Kemankeş. Tam dizginleri elime alacağım. En yakınımdakiler can evimden vuruyorlar beni. Mani oluyorlar. Bayezid'i tahta çıkartacaklarmış. Cürete bak. Şehzademiz bu hainlere asla yol vermez. Size her daim sadıktır. Ailemden yana bir şüphem yok silahtar. Lakin bugün bir kez daha anladım ki eğer gerçek bir hükümdar olacaksam benden başka hiç kimsenin hükmü geçmemeli. Hazırlığınızı yapın. Bu gece ava çıkıyoruz. Silahtar, Bayezid'e de söyle. O da girecek.